Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Need for Speed oynayacağız. Uzun zamandır oynamıyorduk Recep. Yeni Need for Speed'de bakalım neler var. Evet Ali, Underground 2 çıkmıştı. O zamanlardan beri ağzımızda tadı kaldı. Eski Need for Speed'in bu araba modifiye etmenin. Şimdi yeni Need for Speed'le birlikte Electronic Arts bize bu imkanı sunacağını iddia ediyor. Ama bakalım ne kadar sunabilecek bunu. Yani Recep, Underground'dan beri şöyle Need for Speed Underground'un lezzetini veren, tadını veren, o ruhu veren, o eğlenceyi veren bir Need for Speed oyunu çıksa diye bekliyorum. Doğru. Ki Need for Speed serisini PlayStation 1'den hatta belki daha öncesinden beri pek çok defa oynadım. O zamanlar konsollarda en çok oynadığım oyunlar zaten neydi? Bu tür yarış oyunlarıydı. Bugün PC'de oynuyoruz. Tabii ki şimdi mekanik klavye, joystick, ekstradan direksiyon. Tabii ki joystickle oynamak garip gelecek sizlere sevgili izleyiciler ama klavyeyle oynamak da direksiyonla oynamanın yanına baktığınız zaman yine garip evet. Aslında. Fakat kimi oyuncu var bunu klavyeyle Recep benim hayal bile edemeyeceğim kadar böyle muhteşem oynayan, inanılmaz hareketler yapan, drift yapan, atraksiyonlara giren ve işin komik tarafı bunların çoğunu berberde sıra beklerken izlemiş görmüş olmam. Çünkü ülkemizde de her yerde her köşe başında Underground oynanıyordu bir zamanlar. Evet, ben de klavyede açıkçası bayağı geliştirmiştim kendimi zamanında Underground döneminde. Şimdi bir de öyle grafikler de ilerledi. Yani teknoloji de ilerledi. Artık hani Underground'ın grafikleri zamanında gerçekten çok iyiydi. Bayılmıştık gece görüntülerine. Sonra Most Wanted gelince gündüz araç sürme şansımız olmuştu. Şimdi tekrar gece süreceğiz ama daha iyi grafiklerle görmek istiyorum ben açıkçası. Şimdi geceyi vermelerinin sebebi zaten o. Bakın Underground lezzeti var, tadı var diye. O zaman aslında teknoloji o kadar ileri değildi. Ama gecenin karanlığında o bulanıklık efektleriyle birlikte grafikleri sanki bize 5 yıl daha ilerideymiş gibi çok güzel gösterdiler o zaman. O yüzden çok hoşumuza gitti. Oynayalım Recep, neler var? Karşımızda bir ton seçenek görüyorum. Böyle kutu kutu bir arayüz yapmıştık. Aynen, menüye biraz bakalım şimdi istersen Ali. Ana ekranda play var. Doğrudan oyuna girebileceğimiz seçenek. Bunun yanında settings var. Ayarlar. Ayarları bir gösterelim size. Grafik ayarlarımız 1920x1080 çözünürlükte en yüksek ayarları aldık. Şimdi test sistemimizde x79 test sistemi sevgili izleyiciler. Seçenekler için burada hangi parçalar var, neler kullanıyoruz görmek için makalemizdeki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Zaten her videonun diyoruz ya bir makalesi var. Makalede videonun altına sığmayan yazılar, ekstra detaylar, bağlantılar hep orada yer alıyor. Evet. Mesela sağda snapshots var. Oyun içinde çektiğin görüntüler varsa print screen'e bastığın zaman oyun içinde ekran görüntüsü alabiliyorsun ve oyun bunu algılayıp buraya kaydediyor. Onun dışında oyun dedik. Solda da daily challenges yani günlük meydan okumalar var. Örneğin işte buraya girdiğimiz zaman polisten işte şu kadar sürede kaç gibi şeyler var. Şu kadar süre şey yakın takip. Aynen öyle. Bunlar karşılığında size ödüller veriyor. Oyunda bir level atlama sistemi var. Şimdi bu oyun sevgili izleyiciler her şeyden önce bir otomobil yarış oyunu ama standart pistte yapılan otomobil yarış oyunları gibi değil. Evet. Bunun çekici olmasının sebebi biraz yurt dışındaki böyle özellikle yaygın olan yasa dışı sokak yarışlarını konuya alıyor olması. Hani film serisi var ya, film serisindeki gibi değil. Hızlı ve öfkeli. Hızlı ve öfkeli film serisindeki gibi sevgili izleyiciler. Şimdi oyunu yapanlar kesinlikle gerçek hayatta denemeyin. Biz onun yerine sizin için bakın oyun yaptık diyorlar. Bu tür oyunlarda her zaman bir uyarmak görev. Çünkü oyunun heyecanına kapılıp sokağa çıkarsanız can ve mal kaybına uğramanız işten bile değil. Evet, o zaman biz Ali sanal alemde yarışalım. Başlayalım. Oyuna başlayalım. Gamepad desteği de varmış, hemen güzel. Evet, oyuna ilk başladığınız zaman beni bir tek şey rahatsız etti Ali. W ile hızlanıp S ile yavaşlıyoruz ama sağa sola dönmek için ok tuşlarını kullanıyorduk. Onu ben düzelttim. Yani hızlanmayı da ok tuşlarını aldım. Varsayılan ayarlar diyorsun klavyede pek bir işe yaramaz ya da bana göre değil. Bana göre değildi. Yani hızlanmayı buradan, sağa sola dönmeyi buradan yapınca biraz kafam karıştı benim açıkçası. Hani bir taraftan şey yap, diğer taraftan yap. Hani direksiyon vites olsa yine bir el alışkanlığı olacak ama klavyedeyken W, A, S, D, FPS'de olduğu gibi istiyoruz ki bastık mı hızlansın, dön dedik mi dönsün yani. Aynen öyle. Bir de oyun sürekli internete bağlı olarak çalışıyor. Hatta profiliniz de Origin hesabınızla ilişkilendiriliyor. Origin dışında alamıyor muyuz bunu? Yani Steam seçeneğimiz yok mu acaba? Hayır Ali, Steam seçeneğimiz yok. Electronic Arts orada kendi mağazasını ön plana çıkartmak istiyor. O yüzden biliyorsun Battlefield vardı eskiden. Onu da kendi mağazasına taşıdı. Ondan sonra diğer oyunları, bütün o BioWare oyunlarını vesaire hepsini Origin'e taşıdı. Yani Dragon Age'de mesela bakıyorum bazı oyunlar, eski oyunlar Steam'e de geliyor ama en son Dragon Age'i oynamak istediğim zaman yine mecbur Origin'i açıyorum. O noktada kaçış yok sevgili izleyiciler ama sistemde bir takım geliştirmeler, güncelleştirmeler yapıldı. Onu söyleyebiliriz. İlk halleriyle alakası yok neyse ki. Evet, şimdi Ali garajdayız. Karşımızda aracımız var. Bu benim oyunun ilk başında seçtiğim araç, satın aldığım araç. Honda Civic. Cıvık mı durumu affedersin? Cıvık mı durumu? Aynen aynen. Anam katil diyaloglarıyla çöp bidonlarını devirip geliyoruz değil mi Honda Civic'in? Aynen ama. Öyle. Araç hızlı. Tak.
Tak babacığım. Aynen öyle. Hızlı gidiyor. Şimdi aracı seçtim ben. Şöyle bir güzelliği var. Fotorealistik bir görüntü var karşımızda. Yani fotorealistik ne demek? Gerçekten sanki fotoğraf çekmişler arabanın. O kadar gerçekçi. Evet, şu anda bir garajın içerisindeyiz. Hani bu garaj aslında oyunun içerisinde videoların da yer aldığı gerçekte var olan bir garaj. Hani garajın içerisinde bir nevi sanal gerçeklik gibi yerleştirmişler arabayı. Anladım. Yani burada gerçek mekanlardan yapılan çekimler var. Garajı ben o kadar süper gerçekçi bulmadım. İşin komik tarafı araba da gerçek, garaj da gerçek. Gerçekten modelleniyor ama arabanın gerçekçiliği sanki böyle biraz daha dışarı çıkıyor. Belki çevreden vurguladıkları içindir. Birkaç video izledikten sonra bunu anlayacaksın ama şimdi biraz sokağa çıkalım. Direkt garajda çıkalım. Başlamayalım. Garaja daha sonra tekrar gireriz. Escape'e basalım. Garajı bir terk edelim. Biraz dolaşalım sokakta. Şu gece akan yol manzarası eski kült filmlerde özellikle olan bir manzaraydı. Pek çok filmde var. Zaten yorumlarda gelecektir. Bunun orijinal sebebi olan o gece yarışı sürüşünü içeren film. Evet. Böyle yağmur yağmış, yerler parlıyor. Evet. Aracın üzerinde de su damlacıkları var ve oyunun içindeyiz. Evet ve her şey epey gerçekçi. Yani grafikler çok daha iyi. Örneğin asfaltın üzerindeki şeylerden bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bir de şöyle bir durum var Ali. Bu yeni Need for Speed oyununda artık ilerledikçe yani ne yaparsan yap level atlıyorsun, puan kazanıyorsun. Şimdi burada aslında Electronic Arts monetization ve gamification denilen iki tane İngilizce özellikle şirketlerde de böyle geçer, Türkiye'de de olsanız tabiri kullanıyor. Bir tanesi oyun içinde oyunlaştırma, her gün oyuna girip görevleri tamamladıkça almak, puan almak sizi oyuna bağlayan, sadık müşteri yapan kullanıcılardan biri yapıyor. Neden sadık oyuncu olmanızı istiyorlar? Çünkü ardından DLC sunacaklar, oyun içi bir şeyler satacaklar, her zaman Electronic Arts'ı yakından tanıyoruz bu tür konularda. O yüzden istiyorlar ki oyun sizin için bağlayıcı olsun. Ben de oyuncu olarak istiyorum ki oyun bağlayıcı olsun ki verdiğim paranın hakkını uzun vadede çıkarmış olayım. Ali açıkçası başardıklarını söyleyebilirim. Yani ben oyunu satın aldığımızdan beri 10. level'a kadar hatta 14. level'a kadar yanlışım yoksa geldim. Ve hani oyunu çok da bırakmak istemedim. Hep böyle aralarda bölümler oynayayım istedim. Oyunu kendine bağlıyor oyun kendini. Sürekli sana bir level atlama isteği veriyor. Sürekli para kazandıkça aracı... Ne oluyor peki? Şimdi level atladık, para kazandık. Yolda gittikçe tecrübe puanı topladık. Evet. Yüksek hız yaptığımız için. Drift çok... yaptığımız için. Arabayı kaydırdığımız için. Evet. Normalde yaptığımız zaman başımızın belaya gireceği şeyleri oyunda yaptığımız zaman ödül almış oluyoruz. Evet. Peki yaptık bunları, puanları topladık. Puanları ne için kullanıyoruz? Şimdi öncelikle... Puan var, bir de para var. Paralarla parçaları satın alıyoruz ama parçalar tabii ki seviye seviye parçalar. Her parçayı öyle doğrudan alamıyorsun. Mesela alt seviyedeyken üst seviye bir parçayı satın alamıyorsun. Oo, sen bu arada gazlamaya da devam ediyorsun. Aynen öyle. Level atladıkça üst seviye parçaları alabiliyorsun. Şimdi üstte 390.202 R diye bir şey çıktı. Evet. O ne? O işte rep Ali. Yani bir nevi senin kazandığın ün, senin level atlamanı sağlayan şey, puan diyelim. Bazı oyunlarda tecrübe puanı olarak geçer sevgili izleyiciler. Burada rep, reputasyon, evet. Sokakta tanınırlığınız, alemlerde adınız biliniyor mu, bilinmiyor mu? Buradaki oyunun geçtiği evrendeki bir sokak yarışçısı olarak ne kadar ünlüsünüz? Ne kadar ünlüyseniz oyunda o kadar size kapılar açılıyor. Kazandığın parayla da daha sonra abi yanlara neon taktırdım. Aynen. Arka taraftaki spoiler koydurttum. Biraz daha burnu öne indirttim. Peki bunların... Sadece kozmetik geliştirme mi yoksa gerçekten performansa oyun içerisinde faydası var mı? Ali hem kozmetik geliştirmeler var hem performans geliştirmeleri var. Garaja girdiğin zaman aracında epey değişiklik yapabiliyorsun. Ama şimdi ben bir tane yarışa girelim istiyorum. Tamam garaja bırakalım bunların kalanını bir yarışa girelim. Aynen öyle. Şimdi O'ya basarak haritamızı açıyoruz. Ben bu tuşu da değiştirdim daha sonra. M yaptım. Map'e. Map olsun yani. Aynen bütün öyle. Oyunlarda map. Niye O yapmaları onda kafamı karıştırdı. Bir de bir şey daha, bir bilgi daha vermek istiyorum Ali. Ben normalde hep ana menü çıkmak için escape'e evet. Basarız ya. Bu oyunda escape yerine backspace'e basıyoruz. Yani bu oyunun varsayılan klavye ayarları sevgili izleyiciler kötü. Bildiğiniz evet. Kötü. Değiştirin. Kesinlikle değiştirmenizde fayda var. Şimdi burada sağda insanları görüyoruz. Spike var. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Manu var. Bir de Emi var. Bunların bize verdiği görevler var. Zaten telefon ediyorlar. P-Cep'e basıp telefonlarını cevaplıyoruz. Recep nasıl arkadaş bunlar? Niye görev veriyorlar? Yani arkadaşım telefonda arayıp görev veriyor mu? Günlük hayatta böyle bir geçerliği var mı? Ya oyun şöyle düşün ki sen bir komünitenin içerisindesin şey diyor. Baba akşama E5'e çıkıyoruz. Ben seni aradım hemen gel birinci işte. Yarışı ayarladım abi. Aynen. Birinci paraları alacak. Havuz bende. Aynen öyle. Kesinlikle paraları kırışırız vesaire. Arada biliyorsun genelde bu yarışları organize eden, paraları toplayıp daha sonra dağıtımı yapan hızlı ve öfkelideki gibi arkadaşlar da oluyor. Aracılarımız var. Aynen öyle. Sokak yarışları işte. Sokak yarışı. Şimdi ödül mesela diyor ki $7,000. Evet.
18.000 reputasyon. Kesinlikle. Bu yarışa katılabiliriz. Örneğin bu Amy'nin bir düzenlediği yarış ya da Amy'nin organize ettiği, bizi arayıp söylediği bir yarış. Enter'a basıyorum. Bir daha Enter'a basıyorum ve buraya bir rota çiziyor oyun. Şimdi oraya gidiyor mu otomatik, evet, yoksa biz mi gidiyoruz? Biz gidiyoruz Ali. Şimdi bu arada şu menüyü de yine de göstermeye devam bu edeyim. Bu ne? Telefon ekranı koymuşlar. Evet, bu bizim yani telefonumuz Ali. Burada Google Maps'imiz var. Haritamız var. Haritadan yani telefonla gidiyoruz. Burada mesajlarımız var. Bize gelen mesajlar, arkadaşlarımız. Hani işte Spike'dan aynen öyle. Manu'dan gelen arkadaşlarımız var. Bunları videoda görüyoruz zaten. Manu benim bir arkadaşa benziyor. Orada neyse bozuntuya var. Tanıdık birilerine benziyor. Selamlar, saygılar buradan. Cız abicim. Cız. Şimdi çıkıyoruz. Oradan rotamız çizildi. Bu rotamızla birlikte ilerleyelim. Yarışa gidelim. Yarışa giderken bile reputasyon kazanıyoruz yaptığımızıza göre. Örneğin ya işte ne yapsak, namımız yürüyormuş. Nasıl oyun Recep? Şimdi ben onu bunu değil de, şimdi biz direkt oyunda onu yapıyorsun bunu yapıyorsun dedik de, şu grafik manzaranın bir şeyini tekrar yapmadık. Ben şu an çok sevdiğim bir manzarayla karşı karşıyayım. Gece vakti, yağmurlu asfalt üzerinde parıldayan ışıklar. Aynen öyle Ali. Atmosfer çok güzel. Yani. Kesinlikle çok güzel yapmışlar. Ben de orada güzel bir dönüş yapayım derken yapamadım. Oluyor yani her olur zaman. Olur. Ben ışıklara bakıyordum zaten. Ben fark, izleyiciler de ne kadar şey yapmıyorum. Onlar da o esnada grafiklere baktılarsa. Şeyi soracağım. Sen şimdi çarptın adamı. Evet. Polis düşüyor mu peşine? Evet Ali. Onu söyleyecektim az önce. O da yine arada kaynadı. Az önce birkaç defa polis peşimize düştü ama hızlı bir şekilde kurtulduk. Ben fark etmedim bile. Nasıl kurtuldun arada? Şöyle bir ışıklar. Evet. İlk gezinirken, free ride yaparken orada bir şey oldu Ali, hatırlarsan. Işık yandı, ekrandan ışık geçti. Evet, o doğru. Zaman işte bir nevi polis peşine düşüyor. Bu yolda ne karışıkmış yahu. Ha, gelmişiz zaten. Geldik de tabii önce bir düz bir alan ayarlamışlar. Aynen şimdi öyle. Şimdi buraya geliyoruz Ali. Arkadaş diyor ki dön diyor. Zaten ok işaretleri, yerde ok işaretleri var. O ok işaretleri bize bilgi veriyor. Şöyle dönelim. Buradan başlayacağız. Evet, yarışa uygun hale geliyoruz. Geldikten sonra sağda zaten seçenekler çıkıyor. Şimdi yarışa odaklanalım acaba. Evet Ali. İki seçeneğimiz var. Invite all, yani herkesi davet edebiliyoruz. Aslında bir online oyundayız. Yani dünyanın farklı yerlerinden insanlar şu anda oyuna katılıyorlar. Bir de istersek onlar katılmadan sadece kendimiz oyunun içerisindeki karakterlerle oynuyoruz. Şimdi iki tane seçenek de var. Yani ben dünyanın bir yerindeki adamın oyunuma öyle durduk yerde girmesini, beni sinir etmesini istemiyorum diyorsanız oyunu tamamen offline modda oynayabilirsiniz. Evet. Ama şimdi adamlar oyunu tasarlarken sırf sinir olun, inat yapın, daha çok oynayın diye başka adamların girdiği modları daha zengin tutuyorlar. Evet. Şimdi ben diğer insanları oyuna dahil etmeyeceğim. Page down'a basacağım ve sadece arkadaşlarla birlikte bir yarış yapacağım. Güzel, temiz. Zamanla hedef yarışacağız. Zamanı geçecekmiş. Evet. Ha, alt yazılar da var. Alt yazıyı açtım Ali, normalde kapalı. Alt yazıları da açmakta hem fayda var hem zarar var. Şimdi İngilizce kulak alışkanlığı edinmek istiyorsanız alt yazıları kapatıp biraz daha kulaklarınızı zorlamanız iyi olacaktır. Genelde soru geliyor. Abi alt yazı açıkken daha hızlı öğrenmez miyim diye. Hayır sevgili izleyiciler, eğer duyduklarınızı anlamaya odaklanmazsanız gözleriniz devamlı alt yazıya kayacak. Alt yazıya mahkum olacaksınız. Bu bağlamda açabilirsiniz başta kelime öğrenirken ama bir süre sonra kulak geliştirmek istediğinizde kapatmanızda fayda var. Şimdi bu pist birazcık zorlu gibi geldi bana. Evet Ali. Çok fazla viraj var, hiç sevmediğim tarzda bir pist. Biraz zorlu. Bir de şöyle bir şey var Ali. Biz şimdi giderken dikkat edersen trafikte işliyor. Düz trafik. Yani trafik işlediğinden dolayı dikkatli olmak tekrar gerekiyor. Sol. Yoksa çarpabiliyorsun. Checkpointler var. Checkpoint'e geldik. Doğru, şimdi zaten Need for Speed'in bu serilerindeki heyecan biraz da bize yarış için bomboş bir pist ayarlanmamış olması. Evet, evet. Sürprizlerle, olaylarla, vukuatlarla bu. Biraz daha tehlikeli. Bir nevi yasa dışı sokak yarışları diyebiliriz. Yani. Şimdi zaten bu biraz da şeyin bahanesi. Normalde formülada falan ayarlanmış olan pistlerin de manzaraları çok güzel ama şehrin içerisini modelleyip oyunculara gösterme imkanı sunuyor oyun yapımcısına. Kesinlikle. Orada özellikle The Crew biliyorsun Ali, Amerika'yı evet tamamen dolaşmamızı mümkün kılıyordu. Gerçekçi haritalar vardı. Onu da bir süre oynadım açıkçası. En son Wild Rift. Crew'le karşılaştırırsan oyunun karakteri nasıl? İkisinin karakteri birbirine benziyor mu? Ali, çok mu farklı? Açık konuşmak gerekirse bence Crew'den bazı noktalara ödünç almış Need for Speed. Ha, özellikle Crew'den etkilenmiş. Yani. Crew'den etkilenmiş çünkü global oyuncuların oyuna girmiş olması bunda bence özellikle etkili olmuş. Yani Crew'de bir nevi MMO racing gibiydi Crew. Başka insanlarla da yarıştın. Bu da bir nevi öyle olmuş. Hani farklı insanların da olaya girmesi bir yandan da o kötü oldu.
çok da güzel drift yaparak dönüyorduk. Evet ya. Olur. Şu esnada bir de solda telefon geliyor Ali. Diğer arkadaş arıyor bizi de onu cevaplamıyor. İyi bizim kaza yaptı. Tam yarıştayım. Yarıştayken telefon çalıyor. Karşı... Olacak iş mi kardeşim ya? Aynen öyle. Şimdi araç içi bütün otomobillerde aslında biliyorsun hands free cevaplama yani elleri koymadan cevaplama özelliği var. Ama oyunda öyle bir eller boşken telefon cevaplama özelliği yok biz yarışırken. Otomobil fuar videolarımız vardı yayınladığımız. Evet. Onların da Teknopat Sosyal'de konularını paylaştık. Geçtiğimiz günlerde birikmiş videolarımız vardı. Onları da yayınladık. Orada da görebilirsiniz. Altta ben bilgi kısımlarını belirttim. Artık günümüzde çıkan hemen hemen her otomobilde sürücünün elleri ayrılmasın telefonla ilgilenirken, biriyle konuşurken şaşırmasın diye böyle bir merkezi eğlence sistemlerine bağlanıp sağlamışlar. Şimdi senin plakanın Ghost olması da dikkatimi çekti. Sen evet, mi verdin kendiliğinden? Ghost Ali yanlışım yoksa oyunu geliştiren stüdyo. Hmm. Onlar kendisi nasıl... Ha, stüdyonun önce... kendi koyduğu isim. Evet aynen öyle Ali. Şimdi pist daha da pis bir hale geliyor Recep. Evet gerçekten şu son kısımlarda arkadaş... Olsun. Çok ilginç bir şekilde nadir de olsa sanki birden çok tuşa basarken gazı kesiyormuş gibi oluyorum Ali. Şimdi o biraz arazi diyeceğim, yol diyeceğim, biraz virajlar, biraz dönüş yaparken doğal olarak senin ivmen evet. diğer tarafa doğru sapıyor. Yani aslında fizik kuralları. Bakalım. Sanırım kazandım Ali. Çok iyi bak. Hedef evet. zaman 3 dakika 43 saniye. Sen 3 dakika 18 saniyede yapmışsın. Evet başardık. Çok güzel. Burada niye peki farklı bir şey yazıyor? Aa, başkalarının mesajları karman çorman geçiyor. Evet. Bir tane birbirine fail diye hashtagle mesaj atmış gibisinden mesaj çıktı ekrana. Az evvel 30 saniyeyle hedef zamanı geçtik. Başarılı olduk sevgili izleyiciler. Ne nedir ekranda bir dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazen dikkat dağıtıcı derecede çok fazla mesaj geliyor. Evet Ali. Şimdi en son bu arada ekranda gördük. Telefonu aç istiyorsun. 16. seviyeye geldik. Şimdi telefonu zaten cevaplayamadık ama escape'e basalım. Mesaj gelmiş. Bakalım nereden mesaj gelmiş. Şurada bir kırmızı mesajımız var. Bizi aramıştı Spike adlı arkadaşımız. Evet. Beat the time trial görev vermiş. Yani o sesli mesaj vermiş. Sesli mesajdan dinliyoruz şimdi. Altta yazı var. Evet. Neyse Recep çok önemli bir şey değilmiş yani. Zaten önemliyse bir daha arar. Aynen. Yine bizi bir oyuna davet ediyor. Show location on map haritada yerini göster diyorum. Davet ettiği yeri gösteriyor bize. Easy. Oraya da konum çizdik. Şimdi bir de oraya gidelim. Bir başka yarışa daha katılalım istersen. Bu arada buradaki yarış buradan tekrar mı başlıyor yaparsan? Ben onu göremedim Ali ama tekrar... Bir tane galiba başka bir tane de yarışın başlangıç kısmı. Evet işte. Yani şöyle benim aslında bu oyunu Kriv'e benzettiğim nokta bir de o. Etrafta farklı farklı yarışlar var. Kriv'deyken de öyleydi mesela. Gidip yarışları avlıyorsun bir nevi. Aynen öyle ya da yarışa giderken arada başka yarışlar da yapabiliyordun. Hmm. Bunda da bir nevi öyle. Yol üzerinde başka yarışlar oluyor onlara katılıyorsun vesaire. Şu gece yolculukları şöyle manzaralar falan çok güzeldir normalde ama. Şimdi daha ziyade ben manzara izleyeceğim yarışmayacağım diyen oyuncular zaten Euro Truck Simulator tarzı oyunlara aynen öyle ya öyle. Da Spin Tires'da çamurdan kurtarmaya çalışacaklar. İkisinde de videolarımız var sevgili izleyiciler bakabilirsiniz. Şimdi diğer göreve geçtiğimiz yerde bir devam edelim Recep. O noktadan gidelim. Şurada Time Trial galiba başlıyor. Evet Ali. Buna mı katılalım istiyorsun? Buna katılalım. Katılalım Ali. Evet. Pejran diyorum. 15. seviyedeymişiz bu arada şu anda. Bayağı level up. Bayağı hızlı level up diyorsun ha. Evet. 2 dakika 42 saniye yanlış görmediysem o süre içerisinde bitir diyor. Bakalım bitirmeye çalışalım. Bu arada darbe aldığın yerlerde hasar izleri görüyorum. Hasar evet. kısmını bu evet. yarıştan sonra biraz sorayım garajdan. Evet. Hasar kısmını ben yine biraz anlatmaya çalışayım. O kadar hani... Anladığım kadarıyla ağır cezalandırıcı bir hasar mekaniği yok orada. Evet ben cezalandırma görmedim açıkçası. Eğer varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ama şöyle bir şey var. Diyelim bir yarışa gidiyorsun. Evet. Veya yarışın içindesin. O esnada çok sert bir çarpma yaparsan Ali aracın resetleniyor. He. Orada yani uç noktada aracın pert olursa öyle değil mi tabir? Evet Ali. Ondan sonra sen de yarışta bir ceza çekmiş oluyorsun. Aynen öyle. Yani zaman penaltısı çekmiş oluyorsun. Rakiplerin senin önüne geçiyor senin o yavaşladığın sırada. Ama ufak tefek çarpmalarda kenar köşe yamulmasına karşın arabanın öyle yavaşladığı filan dikkatimizi çekmiyor. Ben hız göstergesine bakıyorum. Bu arada bu tür oyunlarda en çok yaptığımız değişikliklerden bir tanesi de hız göstergelerini milden kilometreye almak. Evet. O mil kilometre olayı mesela... Hızlı yapılan çevirilerde bazı oyunlarda ya da belgesellerde dikkatimi çekiyor Recep. Üşeniyorlar, mili kilometreyi ölçü birimi olarak çevirmiyorlar. Sadece mili silip kilometre yazıyorlar. Bunda neyse ki kilometre ölçüleri doğru gözüküyor. Kendi içerisinde çevirme olduğu için, sonradan bir çevirme olmadığı için. 160-170 kilometre.
190 kilometre saatte saatte 190 kilometre hıza çıktık. Ama genelde baktığım zaman bu tür virajlı yollarda 150-180 kilometre arasında yine bayağı hızlı dönmeyi başarıyorsun. Güzel bir drift oldu. Arada evet, driftimi de eksik etmiyorum. 135'e kadar düştük. Boost var. N2O var. Evet, nitromuz var. Nitroyu da yine yükseltebiliyoruz. Onu da upgrade edebiliyoruz. Diyorsun. Aynen öyle Ali. Mesela işte onun da tank kapasitesine göre yükseltmesi var. Nitro kendi kendine doluyor. O birazcık arcade değil mi? Onun da iki türü var Ali. İstersen kendi kendine dolan, yani zamanla dolan nitro. İstersen de şeyle dolan nitro. Sen böyle aksiyon yaptıkça, işte zıpladıkça. Asfalt 8'deki gibi. Aynen öyle Ali. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak onda da Asfalt 8'den biraz esinlenmişler mi acaba diyelim. Ne diyelim. Başka oyunlarda 40.000 tane oyunda da bu tür ödüllendirdikçe nitro alma sistemi vardı. Yani kısacası. Oyun bir simülasyon değil sevgili izleyiciler. Bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. Evet. İki, çok hızlı. Kesinlikle Ali. 2.42 demiş sanırım. Biz 2.18'de bitirdik. Bir 30 saniye falan, 26 saniye 30 saniye geçiyorsun. Ama arabanın haline bak. İstersen bir garaja çekelim. Şuna bir iki çekiç vuralım. Bir kendine getirin. Kesinlikle. Bir de upgrade'e bakalım şimdi. Upgrade'e öyle. Bakalım. Şimdi puanları sayıyor. Evet. Bir de Crew artı R var. Outlaw. Yani reputasyon tek bir çeşit değil. Aynen farklı öyle. Çeşit reputasyonlar var. Yasa dışı reputasyonu kötü bir ün de kazanabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani eğer siz yarışı yaparken polis geldi, yarış esnasında polisten kaçtınız ya da yarıştan sonra polisten kaçtınızsa Outlaw'dan da puan alıyorsunuz. Hmm. Şimdi Ali, garaja çekelim. Şöyle bir şey yapalım. O'ya basalım. Haritamızı açalım. Garaja çekmenin hızlı bir yöntemi vardı diye hatırlıyorum. Ona emin gidebiliriz ama. De. Evet, çok uzak değil. Gidebiliriz de. Aynen öyle. Şimdi zaten altta tuşlar falan yazıyor ama biz gidelim. Yolun o kısmında görelim. Aynen öyle Ali. Giderken de yine puan kazanalım. Yokuşlarda drift yapalım. Ne evet. Olacak? Ben zaten aracımı biraz upgrade etmiştim. Onu da belirteyim. Bir de gece gündüz döngüsünde hep gecede miyiz? Ben gündüz çok göremedim Ali. Yani şafak çok falan gibi bir şey gördüm. Evet, az oluyor. Sonra oluyor. Dikkatim bir anda aldı. Oyuna odaklanırken bir baktım tekrar gecedeyiz. Aynen öyle, büyük oranda bir gündüz göremedim. Daha çok oyun gecede geçiyor. Bakalım, devam edelim. Biraz korktum ben. Yol bitti sanki böyle. Değil mi? Yok, harita çizmeyi bıraktı. Evet. Harita rotayı değiştirdi. O yüzden şaşırdık. Oysa geniş bir düzlüğe gelmişiz. Bir şey yok. Hatta geldik soldan. Kaptır git. Orada fotoğraf mı çekiyor evet, sana? Evet, orada da fotoğraf çekiliyor. Oraya da bir gidelim Ali istersen. Fotoğraf çekelim. Ne oluyor? Şöyle, niye fotoğraf çekiyoruz? Diyor ki orada bir manzara var. He, manzarayı evet, bir nevi manzarayı görmek isteyebilirsin diyor. Örneğin Pejran diyelim. He. Bu şekilde bir manzara var. Anladım. Manzaraya yani böyle bakıyoruz ve fotoğraf çekiliyoruz. Koleksiyon yapıyoruz. Aynen güzelmiş. Öyle. İlginç. Ara lezzetler katmışlar. Kesinlikle. Oyunun bir de keşfedilen bir dünyası olması gerekiyor ki içerisinde vakit geçirelim. Eğlenelim. Mesela aracımız gittikçe geride lastik altından su izleri kalıyor. Arada egzozumuzdan farklı renkte mavi mor dumanlar çıkıyor nitro yaktıkça. Oradan da görebiliyoruz. Yansımalar, efektler çok güzel. Hani 1080p'de ultra'da oyunu oynamak bayağı iyi, bayağı farkını gösteriyor. Kesinlikle. Grafiksel açıdan oyunun epey yol kat ettiğini söyleyebiliriz. Bir de gece çok kusur örtüyor Recep. Daha evet. Önce mesela hatırlarsan Watch Dogs incelemiştik. Watch Dogs'un gündüz gece grafikler arasında uçurum vardı. Evet. Hani oyunun gece modunu oynarken grafikleri çok daha güzel geliyordu. Gündüz modunu oynayınca biraz daha eksikleri fark ediyordu. Evet. Şimdi Pejdan diyelim. Garajımıza girelim Ali. Vay, garaja giriş animasyonu da var. Evet, evet, evet. Duvarlarda grafitiler. Kesinlikle. Hangi şehir burası? Amerika'da geçiyor değil mi yine? Amerika olması lazım evet. Yani Amerika ama şehir olarak özellikle bir şehir bilmiyorum. Ben özellikle bir şehir varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ve özel olarak bir şehir ismi falan biz görmedik şu evet. Ana kadar. Hani böyle her tarafta Kaliforniya, Los Angeles, Hollywood yazıları falan bir şey yok. Jenerik bir Amerikan şehrine benziyor. Evet. Şimdi aracımız bu. Honda tekrar şöyle bakalım. Evet, Honda Civic Type R. 2000 model Honda Civic. Güzel. Neler yapabiliyoruz örneğin burada? Parts Inbox, Paint and Rope boyasını değiştirebiliyoruz aracımızın ve kaplamasını. Bunun yanında Visual Customization, yine görsel alanda farklı şeyler yapabiliyoruz. Hmm. Boya ve yan parçalar
iki farklı bölüm olarak. Yani boyasını ayrı bir yerden değiştiriyorsun. Şu işte örneğin öndeki tamponu vesaire onları farklı bir yerden değiştiriyorsun. Ya zaten bu tür oyunlarda şöyle bir şey var. Her parçayı ne kadar çok bölersen o kadar çok yapacak eşya çıkıyor. Evet. O kadar çok oyunu geliştiren işte 300 bin adet özelleştirme seçeneği yaptık falan diyorsun ya. O onun üstü olarak hesaplanıyor. Çarpıyorsun işte fenderi değiştirdim, altı değiştirdim, farı değiştirdim. Hop onun 10 üstü 3 oldu. Oradan 5 daha geldi. Sayılar şişiyor. Şimdi onu yapalım. Estetik kısmına bakalım ama istersen bir şey var. Bir parçalar. Parçalar ve motoru kesinlikle, hızlandırma kesinlikle. Yani. Önce performans. Aynen öyle. Handling tuning'e girmeyeceğim ben. Direkt performance customization'a gireceğim. Yani performansı iyileştirmeye gireceğim. Burada mesela örneğin hava filtremizi yükseltebiliyoruz. Hava filtremizi yükseltmek bize ne katıyor peki hocam? Ali girelim bakalım ne katıyor gerçekte. Güzel bir soru. Sağda bir üst hava filtresine geçtiğimiz zaman elde edeceğimiz yeni değerleri görüyoruz. Örneğin 0'dan 100 kilometreye eksi 0.03 saniye daha kısa sürede çıkacağımızı söylüyor. Ya bu çok küçük bir kazanç ama. Evet çok küçük bir kazanç ama sadece hava filtresi değil diğer bütün parçaları değiştirdikçe bunlar birleşiyor ve fark yaratmaya başlıyor. O yarım saniyeler yani birike birkaç saniyelik fark oluşturacak kadar artıyor diyorsun. Kesinlikle şu an biz bir üst seviye hava filtresini alamıyoruz çünkü level 24'te açılıyor. Bayağı geç açılıyormuş aslında. Yani evet. 15. level'dan 24. level'a bayağı bir uğraşman gerekiyor. Kesinlikle çünkü ben önceden birkaç upgrade yaptım aslında. Devam edelim. Soğutma sistemimiz var mesela. Benim şu soğutma an önemli. Evet, soğutma kesinlikle önemli Ali. Bir üst seviye soğutma 17. level'da açılıyor. Soğutmayı da şimdilik upgrade edemiyorum ama onun da bize getirdiğini sağda görebiliriz. Mesela horsepower'ı artı 7 artırıyor. Yani 7 beygir az bir kazanç değil. Bayağı iyi. Kesinlikle. Bir de tork da artıyor. Evet. Maksimum hız değerini görüyoruz sevgili izleyiciler. Burada 0'dan 100 km'ye çıkış süresi özellikle mesela drag yarışı yapacağız. Hızlı kalkış yapacağız. Evet. Orada 1 saniye çok daha kritik bir değer. Kesinlikle. Intake manifold. Tam bu otomobil parçalarına hakim olmadığımı söylemeliyim burada ama bu parçanın mesela bir üst kademesini alıp epey bir değeri artırabiliyoruz. Türkçesini söyleyeyim acaba. Evet söyle Ali. Manifold. Yine hiçbir şey değişmiyor. Yani otomobil parçalarına sevgili izleyiciler biz bunları böyle öğrendik. Yani çok böyle değişik bir tabir aramaya gerek yok. Yani şimdi ortada bir tane motor var. İçten yanmalı bir şey. Evet. Pistonlar hareket ediyor. Pistonlar çarkı döndürüyor. Daha doğrusu kolu döndürüyor. Evet. Koldan torka şaft döndürülüyor. Şaft döndürünce tekerler dönüyor. Bunun yapılması için yakıt enjeksiyonu var. Hava enjeksiyonu var. Egzoz var. Bunların artık hepsi beyin tabir edilen ve tamircide işiniz düştüğü zaman size inanılmaz fiyatlara satılan ve sadece servis araçlarıyla normalde erişilebilen bir elektronik devre, bir çip, bir işlemci tarafından kontrol ediliyor. İçerisinde de otomobili geliştiren kişinin yaptığı bir işletim sistemi, gelişmiş işletim sistemi değil de temel bir yazılım var. Veri veriyor. Evet. O yüzden bütün bunları artık aslında fiziksel olarak değiştirmeden gidip bağlayıp Recep arabayı overclock etmek de mümkün günümüzde. Doğru. Burada var mıydı? Tam emin değilim ama burada da o tarz şeyler vardı yanlışım yoksa. Ama gelip geleceğimiz en son nokta piston aşağı. Piston aşağı. Hadi dışarıya da ondan sonra gidiyorsun. Aynen öyle. Yani arabayı o kadar yamulttuk ben o yüzden dedim bir hasar piston aşağı durumları var mı diye. Çok ağır olmazsa olmuyormuş. Evet. Şimdi burada bir üst parçayı alabiliyoruz. Bir üst manifoldu alabiliyoruz. $1,520 ben buy item diyeceğim. Parçayı satın alacağım. Bekliyoruz şimdi. Sunucuyla iletişim kuruyor bu esnada. Hani ha, bütün... Ben de dedim niye alışveriş yaparken burada da bekliyoruz. Aynen çünkü sürekli bir sunucuyla iletişim var. Abi bir dakika çırağı yolluyorum getiriyorum. Aynen. Yan dükkan da var. Aynen burada. Öyle. Mesela bir üst seviyeyi açamıyoruz. Orada Amy'nin görevlerinden bir tanesini yapmamız gerekiyor. Güzelmiş. Aynen öyle. Şimdi başka ne alabiliriz? Mantık iyi yani. Aynen görev öyle. Yap. Level atla. Bir üstü aç. Zaten görevi yapana kadar gerekli parayı kazanmış olacaksın. Adım adım ilerleteceğiz seni. Kesinlikle. Sol altta zaten level'ımızın 15 olduğunu paramızın bak, yakıt da... enjeksiyonu. Aynen öyle. En kritik noktalardan bir tanesi. Aynen. Şu anda bende bir tane var. Bir üst seviye 19'da açılıyor mesela. Bunu alamıyorum. O yüzden başka bir parçaya geçelim. İyi para biriktirmişsin. Force induction. İndüksiyon cihazımız var burada. $10,000 süper bir üst seviye. Şarjör var. Evet. Süper şarjör da evet. $11,000'lık var. Yine daha üst seviye modeller var. İlerledikçe tabii ki görüyoruz burada seviyeyi. Turbo şarjörler, süper şarjörler. Normalde bunların modelleri, bunların çalışma prensipleri, teknik detayları bayağı bir birbirinden farklı oluyor. Kesinlikle. Ayrı bir uzmanlık alanı ama değerleri yine ekranın sağında görüyoruz sevgili izleyiciler. HP artı 71. 71 beygir ekstradan bize sağlıyor. Mesela ben bunu satın alıyorum Ali. Yani 71 beygiri sağlıyor. Evet, ekstra 71 beygirle çıkacağız şimdi birazdan garajdan. Elektrik sistemini upgrade edebiliyoruz yine aracımızın burada. Bir sonraki 41. seviyede gerçekten bayağı bir seviye sonrası. Aslında en çok göz ardı edilen ama en önemli noktalardan bir tanesi arabanın sağlığı, ömrü için elektrik sisteminin sağlam olması lazım. Yoksa yangın gibi risklerle karşılaşabiliyorsun. Evet, ignition ateşlemeyi yine yükseltebiliyoruz.
bir üst seviye. Yine Amy'nin görevlerinden bir tanesini yaparak geçebiliyoruz Ali. Bujiler meme yapmış şeklinde. Aynen öyle. Sanırım Ali senin dediğin bu olabilir. ACU Flash. An aftermarket ACU will provide chosen to all installed components engine. Heh, the brain, the brains of your vehicle. Aracınızın beyni. Evet. Normalde aslında beyni çok da değiştirme diye bir şeye gerek yok. Buna hakim olan kullanıcı değiştirebiliyor. Ama şöyle bir işin ipucu şey noktası var. Avrupa Birliği yönetmelikleri ve ülkelerin yönetmelikleri yüzünden zaten o performans kapatılıyor. Evet. Egzoz emisyonu uymadığı için ondan sonra üretici ceza yiyor. O yüzden adam ne yapıyor? Aracı her şeyi üretiyor. Şimdi üretimde bir fiziksel parçayı daha kötü üretmek yerine ne yapıyorsun? Dijital olarak onu kısıtlıyorsun. Böylece aynı parçayı daha güçlü otomobilde de kullanabiliyorsun. Evet. Ama bunu açmayı bilenler arabalarından daha yüksek performans alabiliyorlar. Chip tuning dediğimiz olay devreye giriyor orada. Stok vardı bende. Stone bir üstünü aldım. Daha da üstü level 29'da açılıyor mesela. Plug and play. Tak ve çalıştır. Aynen öyle. Şimdi daha fazla parça var. Mesela motor bloğu var, camshaft var, silindirler var. Camshaft'ı, egzoz manifoldu, egzoz sistemi, ondan sonra balatalar. Fren balatası doğru diyorsun. Evet. Nitro, süspansiyon, diferansiyel, lastikler, frenler. El frenini bile upgrade edebiliyoruz. Hatta el frenini de benim bir upgrade'im vardı sanırım. Evet. El frenini de bir upgrade'im vardı. Onu biliyordum. Onu alacağım Ali. Bekliyordum onu. Değil mi? Onu da yapalım diyorsun. Upgrade. Ya daha say bitmeyecek kadar devam ediyor. En sonunda başa dönüyor ama. Evet. Şimdi temel ama yukarıda görüyoruz. Sıfırdan 100 km'ye aracımız 3.69 saniyede çıkıyor. Çeyrek mil. Bu çeyrek mil olaylarına ben girmiyorum. Ben de öyle. Maksimum hızımız 281 km/s ve 441 beygir o arabanın Honda'nın içerisinde. Kesinlikle. Birazları görsel kısmına bakalım istersen. Bakın. Şimdi motor kısmı bitecek gibi değil çünkü. Visual customization kısmında örneğin front runners. Bu önceden açık değildi sanırım Ali. Ha evet. Yan lastiğin üzerindeki kısımları değiştirebiliyoruz. Dur bakayım. Bir daha yapar mısın? Ha ya şurası değişiyor altı üstü ya. Evet. Evet Ali. Ve bu $450. Mesela ben şimdi bunu aldım. Çok güzel. Aracım biraz daha çok farklılaştı. Çok güzel sanayi valla. Evet. Çok güzel en üstünü. Aynaları değiştirmek için level 27'ye girmek gerekiyor Ali. En çok kırılan parça bir de. Aynayı değiştiremiyorsun. Evet. Ya ne var ben çıkartır takarım onu 2 dakikada. Bazı kısımlar için parçalar yine açılmamış. Örneğin burada görüyoruz. Rear wheels, arka tekerlekleri değiştirebiliyoruz. Ya örneğin. Alüminyum alaşım jant takacaksın daha büyük inç. Klasik olay biliyorsun. Aynen, alüminyum alaşım öyle. Jant zaten en çok satış noktalarından bir tanesi. Alttaki yine şeyleri değiştirebiliyoruz. Tabi bunlar zamanla açılıyor. Hepsinin açılması mümkün şimdi değil. Şimdi çok ilginç. Sen performans upgrade'lerini daha kolay yaptın. Evet. Kozmetik upgrade'ler, kozmetik değiştirmeler daha zor açılıyor. Kesinlikle daha zor açılıyor öyle. O çok ilginç. Side skirtler var mesela. Ancak açık değildi sanırım. Nihayet açılmış Ali. Evet. Bakayım mı Recep yine farka? Aa, bu daha güzel. Evet kesinlikle. Bunu da mesela satın aldım şimdi. Çok küçük parça ama arada estetik farkı var. Evet. Mesela çok fazla şey seçenekleri var Ali. Jant seçenekleri var. Change rim diyelim. İnanılmaz sayıda jant var. Yani şöyle biraz göstermek istiyorum ben. Modellemeleri güzel. Çeşitler bayağı iyi. Mesela şu orijinal Need for Speed Underground'da olan jantlardan bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta oyunun kapağındaki jantlardan bir seçelim. Tanesiydi. Seçelim. Evet. Daha yakın olsun. Aradığımız lezzet aslında biraz da o nostalji mesela, değil mi? Aynen o eğlendiğimiz öyle. Zamanlar. Bunu mesela satın aldık. Şimdi bunun mesela rengini değiştirebiliyoruz jantımızın. Birinci renk bir de ikinci renk var. Şu yan yanaklarını mesela şunun kısımlarını boyamıyor. Aynen öyle. Örneğin bunu siyah yaptık diyelim. Ondan sonra apply to... Hepsine birden yapıp uyumlu yapabiliyorsun. Aynen öyle. Ya da sadece ön jantlara yapıp bu rengi uygulayabiliyorsunuz. Secondary'de kontrast olsun, zıtlık olsun. Onu daha açık bir renk o tam yapalım. Ortadakiymiş Ali. Ben de onu görememiştim. Ben şu yan yanakar zannettim. Tam ortaymış. Tam göbekmiş evet. Onu da değiştirebiliyoruz. Şimdilik onu değiştirmeyeceğim. Bir de boyutunu değiştirebiliyoruz Ali. Boyut bence boyut. Yani güzel, en lazım. Güzel olanı. Aynen öyle. Lastikleri değiştirebiliyoruz yine. Bu upgrade'ler yeni geldi. Daha önce görmemiştim bunu. Evet, Toyo var. Bayağı bir lastik var. Bir üst seviye lastiği alayım ben. Hani lastik markalarına da o kadar hakim olduğumu söyleyemem açıkçası. Need for Speed lastiği olacağım o yüzden. Kafana göre Recep. Need for Speed yazısı olması güzel. Bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Öndeki tamponu değiştirebiliyoruz. Ya da bunun başka bir ismi varsa mesela. Splitter. Göreceğiz bakalım Recep. Upgrade edince anlayacağız ne olup bittiğini. Recycle... Race style, özür dilerim. Race style, low splitter, evet. Corner splitter. Restricted diyor. Yani burada sanırım henüz upgrade yapamıyoruz. Ben zaten bir seviye yükseltmiştim. Karbon fibere geçtim gördüğünüz karbon üzere. Karbon fiber güzel duruyor. Aracın eğimini ayarlayabiliyoruz Ali buradan mesela.
indirebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Önü indir, arkayı kaldır. Klasik araba modifikasyon şeyleri. Aynen öyle. Ondan sonra kaporta zaten olmazsa olmaz biliyorsun. En önemli yer. Aynen. Bu standarttı mesela oyuna ilk girdiğimizde. Ben bunu Need for Speed karbon fiber kaporta ile değiştirdim. Bunun bir de biliyorsun modifikasyonlarını eğer kullanıcılar yapabilirlerse acayip buraya grafikler gelecek. Kesinlikle. Oyuncular kendileri de buraya illaki yazı yazmak isteyecek olan oyuncular var. Evet. Valla görselleştirmenin biz ucuna gelemeyiz. Bir tek boyayı rengine istiyorsan bir değiştirelim final. Evet Ali, ona bakmamıştık. En çünkü ana nokta aslında bir aracın boya değişimidir. Edit, paint and wrap diyelim. Mesela burada arka şey yapabiliyoruz. Bunu dikkat ediyor. X. Mesela stiller yapabiliyoruz. Stiller var. Boyayı tam olarak şimdi neredeydi? Bakalım. Paint. Evet. Boya kısmından aracımızın boyasını değiştirebiliyoruz Ali. Çok güzel. Çok farklı boya seçeneklerimiz var Ali. Aracımızı istediğimiz renge sokabiliyoruz. Bu şunu soracağım. Metalik renkte fiyat farkı var mı acaba? Yoksa fabrika çıkışlı olarak istediğimiz rengi yapabiliyor musunuz? Hani galeriye gitmiş adam bir tane. Bakayım. Burada mouse kullanamıyoruz da üstte bazı farkı. Page down'la geçiyormuşuz biraz Ali. Biraz karışık. Yani ara evet. Benim aslında evet. Hem kolay hem de alışması biraz zaman. Bak, evet. Chrome, metalik, clear coat. Aynen. Mat, saten, parlak gibi farklı renk seçeneklerimiz de var. Şöyle bir daha şey yaparsak daha ince ayarda yapabiliyoruz Ali örneğin. Çok güzel. Yani, İstediğimiz rengi kafamıza göre ayarlayalım. Aynen öyle. Yani renk konusunda epey bir seçeneğimiz mevcut. Sen önceden rengi kafana göre ayarladın mı yoksa o kendi verdiği renk miydi? Kendi verdiği renk de öyle ama şu yeşil mesela şu an hoşuma gitti açıkçası. Güzel. Bunu bu şekilde bitireceğim. Save changes diyeceğim. Bu şekilde olacağım. Çok hoş oldu. Fıstık çok yeşili. Güzel. Aynen öyle. Şimdi bayağı bir şey yaptık Ali. Recep tekrar bir yolda görelim şu aracı istersen. Onu diyecektim. Aynen çünkü bayağı bir upgrade yaptık. Sesi de değişiyor çünkü genelde garajdan çıktıktan sonra aracımız bir yolda görelim. Motorla oynayınca sesi değişir doğal. Evet. Şunu da soracaktım. Tuning diye bir kısım var. Evet. Eskiden benim oynadığım Hot Rod gibi böyle klasik oyunlar vardı. Çok eski sevgili izleyiciler. İki boyutlu grafikler. Ama motoru alırdınız bir tane İngiliz anahtarı logosu çıkardı. Tırırt tırırt diye oradaki somunları sıkarak aracın performansını arttırdınız. O da bir mini oyundu aslında. Evet. Bunda var mı öyle bir olay? Evet Ali var. Şu an girdik. Örneğin handling style'a girdik. Bunun tam Türkçesini şu an hatırlamıyorum açıkçası. Front tire pressure. Ön lastiklerin basıncını mesela ayarlayabiliyoruz buradan. Aslında aracın nasıl kontrol edildiğini, nasıl gittiğini belirlemiş oluyorsunuz. Zira lastik basıncını değiştirdiğin zaman aracın sana verdiği tepki, yol tutuş, bütün bunlar değişiyor. Kesinlikle. Örneğin this will override your tuning. Do you want to continue? No diyelim. Yes diyelim. Zaten bir değişiklik yapmadık. Biri diyor ki sağlam yere tutunsun. Evet. Yol tutuşu arttıralım ya da hayır daha drifte kaymaya müsait olsun. Evet. Bu aslında yarış tipine göre yapabileceğimiz ayarlardan bir tanesi. Ben drifte uç noktaya ulaşacağım diyen kullanıcıların handling'i de yani aracın sürüşünü de drifte doğru kaydırması gerekiyor. Kesinlikle ben onu ilk başta anlayamadım. Solda gerçekten drift yani sola doğru giderseniz daha çok drifte doğru gidiyorsunuz. Sağa doğru dediğin gibi öyle. All turning dediği de anladığım kadarıyla alttaki yaptığın ince ayarları tepeden komple değiştirmiş oluyorsun. Evet. Yani handling style komple değiştirdiğin zaman bunları otomatik ayarlıyor galiba. Değiştirelim. Kesinlikle öyle. Gördüğün gibi aynen evet. Öyle. Hepsini birden değiştirecek. Yani şimdi her şeyi değiştirecek deyince insan ya boyaya da mı karışacak? Bir oyunların çünkü garip mantıkları vardır ya. Yaptığımız diğer tuningler kaybolmasın diye bir an duruyorsunuz ister istemez. Mesela şimdi Amy arıyor ama cevaplamayacağım şu anda. Bir çıkalım garajdan dışarıya. Çıkalım Recep bir bakalım. Bir gezelim tekrar yeni aracımızla. Yükleme ekranı güzel olmuş. Evet. Burada yine gelen mesajlarda arkadaşlarımızın bize verdiği öneriler işte genel olarak oyunda şöyle yaparsan şöyle olur tarzında. Şu atmosfer güzel ama Underground'da daha da böyle bir inceliği bozuluyordur Recep. Sanki aynen. 300-500 kilometre yapıyormuşum hissi vardı. Ya ben ilk başta açık konuşayım alışmakta zorlandım ama hadi cevaplayacağım bu defa. Daha kaçırdım aramayı. Daha sonra alıştım. Yani hani ilk başta ben bir Underground tadı beklemiştim. Underground müzikleri beklemiştim. Yok mu müzikler genel olarak nasıl sence? Müzikler biraz daha hani yeni nesile hitap ediyor yani. Yani nostaljik müzikleri beklediğim için diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Burada daha çok sözü olmayan, daha çok nasıl söyleyeyim sana ritim tempo, olan, ritim. Tempo, aynen öyle o tarz müzikler var. Ama mesela bizim oynadığımız ilk Underground 1'de, Underground 2'de gerçekten epey sözü olan. Ünlü parçalar evet, vardı kesinlikle. Dönemi için eğlenceli. Bir de bu aslında Recep yani bu dönemin sokak yarışı kültürüne uygun parçalar seçmeleri gerekiyor. Şu an Amerika'da yaşamayıp sokak yarışı yapmadığımız için gerçekten o parçalar o kültüre ne kadar uyuşuyor bilmiyoruz tabii ki. Ama o dönem
Hızlı ve Öfkeli'yle ve o oyunlarla tanıştığımız için bizim kafamızdaki o imaj o parçalara eşleşmiş durumda. Kesinlikle ve T'ye basıp şarkılar arasında da geçiş yapabiliyoruz, onu da söyleyeyim. Sizce nasıl sevgili izleyiciler? Yeni Need for Speed'in müziklerini nasıl buldunuz? Müziklerle ilgili yorumunuz nedir? Sizden de yorumunuzu videomuzun altında, makalemizin altında alalım. Evet. Motorun sesi değişti mi peki Recep? En son onu soracağım sana da. Ali ben devasa bir değişiklik duyamadım motorun sesinde ama ilkinde değişmişti. Yani ben ilk level 10'a geldiğimde, parçaları yükselttiğimde devasa bir değişiklik olmuştu. Hatta yanlış bilmiyorsam turbo var. Bu hani motorun sesinin dışında turbonun sesi de tiz bir ses var. Aynen öyle. Hani o... Şimdi turbo nedir? Turbo motora ek hava çeker. Evet. Belirli bir devrin üzerinde çalışır. Birdenbire o 70 beygir farkı o sayede verir. Ama turbolar, turbo şarjlar her koşulda her zaman çalışmaz. Her zaman çalışmak üzere tasarlanan farklı mekanizma ile yapılanlar da var ama hani genel eski prensip buydu. Eski prensibin üzerine geliştirildi. Modern olanları var. Yani nitro ayrı, turbo ayrı. Bir tanesi yakıt hava karışımını daha iyi geliştirmiş oluyorsun. Daha çok hava vermiş oluyorsun motora. Diğerinde bildiğiniz nitroyu veriyorsunuz. Çok daha güçlü bir performans elde ediyorsunuz şeklinde ilerliyor. Evet. Vallahi Recep oyun güzel. Kesinlikle tamam. Güzel Ali. Underground değil. Hani Underground'u birebir bekleyip de Underground'daki o uzayan çizgiler lezzetini o kadar vermiyor. Evet. Ama ona yakın bir lezzeti elde etmeye çalışmışlar ve şu an gayet güzel gözüküyor. Kesinlikle öyle. Başarılı bir oyun olmuş. Oynamak isteyen varsa rahatlıkla tavsiye edebileceğimizi söyleyebiliriz. Biz level atlamaya devam edeceğiz. Oyun oynamaya devam edeceğiz. Belki daha yüksek bir level'da farklı bir video ile karşınıza çıkabiliriz. Bu konuda sizin de düşüncelerinizi bekliyoruz. Lütfen yorumlar altında belirtin. Sizler birlikte Need for Speed oynadık. Bir başka oynuyoruz videosunda. Görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.